Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'ye hoş geldiniz. Bir programda daha gündemi değerlendireceğiz. Evet, gündem çok güzel bugün. Gündem gayet güzel, kuşlar uçuyor. Amerika Başkanı Donald Trump Kur'an-ı Kerim tilaveti dinliyor. Hep birlikte hayranlıkla Donald Trump'ı izliyoruz. Hatta eşi ayak ayak üstüne atıyor, Trump düzeltiyor, diyor ki yapma bak diyor, hani Kur'an okunuyor diyor. Trump diyor ki Kur'an okunuyor. Ve resmi bir yerde okutuyor Trump bu Kur'an-ı Kerim tilavetini. Peki şunu sormak istiyorum. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Kur'an-ı Kerim okutulursa eğer ortalık ayağa kalkar mı? Yani sorun bu. Donald Trump, hani Allah'ım, yani öyle büyük Mevlam, şeytan bile geldi Kur'an-ı Kerim'i karşısında Kur'an'ı dinledi. İşte hani nasiple alakalı bazı şeyler. Doğru mu? Peki şunu da sormak istiyorum. Zamanında hani kapalı kadın girdi diye meclise derhal dışarıya dendi ya, bir izleyelim o görüntüyü. Türkiye'de hanımların giyim kuşamına başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Yok abi yok. İmam yerine doktor gelsin. Yok avukat gelsin, o gelsin, bu gelsin lan. Onlar gelsin zaten, onlara bir şey diyen yok ki. Ama imam da gelsin. Hani Osmanlı döneminde şeriat vardı ya. Hani şu anda şeriatı beğenmiyorlar. Bir önceki videomuzda sorduk, şeriat mı laiklik mi arkadaş? Hani merak ettik. Sorduk. Ya şeriatla Suudi Arabistan gibi olacağız, yok İran gibi olacağız. Şeriat o değil. Şeriat o değil. Şeriat Kur'an-ı Kerim'in hükümleri. Hani seni yanlışa sürüklemeyen hükümler. Diyorsun ki sen bu ülkede rahat rahat gezebilecek misin? Bel altı vuruyorlar bana, aileme. Ben siz o cümleleri kuruyorsunuz diye size geri yapacak değilim. Aynen düşüncelerimi söylemek zorundayım. Durumundayım. Fıtrat meselesi çünkü. Hatta bir gün kurbağa derenin kenarında yüzerken akrep derenin karşısına geçmek istiyor. Kurbağa diyor ki kurbağa beni karşıya geçir. Akrep diyor kurbağaya. Kurbağa diyor ki olmaz, niye? Sen diyor beni sokarsın, senin fıtratında sokmak var diyor. Akrep sen beni sokarsan olmaz ki. Akrep diyor ki ya kurbağa ben seni sokarsam ben de seninle birlikte derede ölmüş olacağım. Sence sokar mıyım? Yok diyor. Tamam peki. Gel diyor akrebe sırtıma, biniyor. Yüzerken akrep kurbağayı sokuyor. Kurbağa akrebe soruyor, ya diyor hani sokmayacaktın beni? Hani olmayacaktı? Hani beraber düşüyoruz şimdi, boğuluyoruz, gördün mü? Akrep diyor ki kurbağa sen unuttun galiba, benim fıtratımda bu var. Şimdi fıtrat meselesi. Şimdi Can Atak da Tele1'de televizyonda kapalı kadın gördü diye, öğretmen gördü diye kudurdu. Fıtrat meselesi. Şimdi Yılmaz Özdil çıkan yaşlı amcalarımıza, bizim Türk aile yapımız var. Türk aile örf yapımız var. Aile birliğimiz var. Amcalarımıza, dedelerimize, teyzelerimize sahip çıkıp onlara daha fazla kenetlenmemiz gerekirken angut diyen bir yazar var. Ve şu anda da Türkiye'de en çok satılan gazetelerin, niye çok satılıyor hala onu anlamış değilim, gazetelerin başına gelen yazarlardan bir tanesi. Doğru mu? Yani bugün Amerika Başkanı Donald Trump Kur'an-ı Kerim tilavetine bulundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste bunu dinleseydi falan ne olurdu? Yani bunu merak ediyorum. Bunu eleştirenler olmaz mıydı? Mesela Halk TV'de, Sözcü'de falan bunları yazmazlar mıydı? Yazarlardı. Aslında bir bölümümüzün sonuna geldik. Sadece ben şunu merak ediyorum. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Yoruma yazın. Hani biz Kanal Türkiye olarak YouTube'da yalnızız. Biz yalnızız şu an. Yani YouTube'da şu anda doğru düzgün gündemi değerlendiren bir tek benim bir arkadaşım var. Melih. Bir biz varız. Başka da pek olduğunu düşünmüyorum. Yani bir bakıyoruz. Halk ekranı, ilave TV bilmem ne, bir sürü kanallar orada birikmiş. Açsınlar dava, sıkıntı yok, isimlerini veririz. Hiçbirinden korkumuz da yok. Birikmiş. Sokakta algı operasyonu yapıyor. Biz vatandaşın gerçek düşüncesini yansıtmaya çalışıyoruz.
Onlar 3 kişiye gidiyor. 3'ü de iyi deyince, onların içi daha zor aslında Mehmet abi. Onlar gidiyor 3 kişiye, diyor ki hayat nasıl, adamlar güzel diyor, eskiden daha kötüydü, onu koymuyorlar yani, sıkıntı bir durum. Ama bize bakıyorsun, CHP'li kadın kolumdan tutuyor beni, böyle sirkeliyor. Aynı şeyi ben yapsam şu anda gündeme oturtmuştunuz beni. Bir tane kıza Müslüman mısın dedim diye nasıl gündeme oturtmaya çalıştınız? Ama ben o gün o açıklamayı yaptım, yemezler dedim. Bugün bu ülkede Kur'an-ı Kerim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunamazken, Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim dinleyemezken, Donald Trump Amerika'da dinliyor. Yani bir izleyelim o görüntüyü. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nas inna halaknakum min zekerin ve unsa. من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. İzledik mi? Hep birlikte izledik. Ben Amerika Başkanı Donald Trump'ı alkışlıyorum. Helal olsun. Çok güzel kendi senatosunda dinledi. Helal olsun. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlıyorum. Helal olsun. Adam elinden geleni yapıyor. Helal olsun. Ama ben Can Ataklı'yı Tele1'deki o adama alkışlamıyorum abi. Ben o Halk TV'de AK Partili seçmen ölüyor koronavirüsten deyip gülerek kahkaha atarak bunu söyleyen adı neydi onun? Ne Tolak'tı? Ne Şeyda Tolak mıydı abi? Şeyda Taluk. Taluk değil mi? Taluk. İsmini bile cismini bile bilmediğimiz bir alkışlamıyorum yani. Gerek yok. Bir kere gerek yok. Allah'ım, Mevlam öyle büyük Allah ki şeytana bile Kur'an-ı Kerim dinletti. Ya dinlemeyenler. Bugün bakıyoruz adamlar davalarının peşinde. Amerika Büyük İsrail'i kurma peşinde, tamam mı? Hani Amerika Büyük İsrail'i uğraşıyor herifler. Rusya sıcak denizlere inme peşinde, bir İtalya'da bir salgın oluyor. Tak askeri arabalarla İtalya'ya giriyorlar, güç gösterisi yapıyorlar İtalya zor durumdayken. Suriye'de zaten Rusya'nın bulunma nedeni o. Bunların hepsi amacının peşinde. Fransa zaten amacı belli, Türkiye'nin belli bir köşesi. İngilizler zaten petrolün peşinde. Yani onlar da büyük bir darbeydi şu an. Ki Boris, onların başkanı da şu anda zaten sıkıntıda. Virüs kapmış. Geçmiş olsun, ne diyelim. Hepsi davasının peşinde. Biz ne yapıyoruz? Televizyona çıkıyoruz. Kapalı kadın nasıl öğretmen olur, yuh be. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Birisi çıkıyor AK Parti seçmeni, yaşlı seçmen, AK Parti. Yaşlı seçmene dikkat etmeli. Koronavirüsten kaybetmemeli. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istiyorsun? İnce eleyip sık dokuyalım arkadaşlar. Biz bir bakıyoruz sosyal medyada, bir gün uyanıyoruz. AK Partili sunucu şunu dedi. Muhafazakar sunucu bunu dedi. Nasıl Kılıçdaroğlu'na bu söylenir? Nasıl CHP'ye bu denir? Ya kardeşim, ilah mısınız? Nasıl, nesiniz? Siz de insansınız, biz de insanız. Eleştirenler de insan, eleştirilenler de insan. Dilin kemiği yok. Yanlış bir şey söylenir, özür dilenir. Tamam, bir yere kadar affedilir. Ama fıtrat buysa, biraz önce bir hikaye anlattım ya, hani kurbağa akrep hikayesini anlattım dedim. Ya benim fıtratım budur. Allah'ım, bunların fıtratı bu. Yani bunlara bir şey yapılamaz artık. Müdahale edilemeyecek hale geldi bazı insanlar. Müdahale edilemeyecek hale geldi. Cümlelerimi yavaş yavaş bitireceğim ama biraz önce de söyledim. Biz sosyal medyada yalnızız. Ve yalnız olmaktan da aslında hem gurur duyuyoruz hem de üzülüyoruz. Çünkü sosyal medyada bir bakıyoruz algı operasyonları dönüyor Twitter'da. Twitter algı operasyonunun ana yeri. Adnan Oktar. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim, Adnan Oktar'la şu röportajı, şu sunumun alakası bağdaştır, bir şeyler diyeceksiniz, bağdaştır diyeceksiniz konuyu. Bağdaştırayım. Adnan Oktar şu anda sosyal medyayı eline geçirmiş. Twitter'da. Bunu isterseniz iyice bir araştırın. En az haftada bir kez Adnan Oktar'ın çıkması için operasyon düzenleniyor. Ve Türkiye gündemine çıkıyor. TT'ye çıkıyor. Siz hadi yapsanız da TT'ye bir günde çıkmaya çalışın. Çok sağlam bir ekip var. Ve istedikleri zaman, istedikleri kişiyi tepeye çıkartıp 3 gün boyunca tutabiliyorlar. Bana yapılan gibi. Ama ben sokakta röportajlarımı yapmaya devam edeceğim. Vatana, millete bir yararımız olursa ne mutlu bana. Bu ümmete en ufak bir yararımız olursa ne mutlu bana. Ben Mert Armağan.
sevgiyle kalın. Hayırlı günler. Kanal Türkiye'de bir sonraki röportajlarda, sunumlarda görüşmek üzere. Desteklerinizi esirgemeyin. Beğenilerinizi esirgemeyin. Hayırlı günler. Selametle kalın.